Bir göz atalım. G2 Esports'a karşı Giants mücadelesini izleme fırsatı bulacağız. Kadroları tekrardan bir hatırlayacak olursak Giants Gaming'in kadrosunda Atom, Ku, XPeppy, Audrey ve Godfred, G2'da da Kikis, Trick, Perks, Emperor ve Hybrid olacak. Özellikle en formda gözüken oyuncu bence ilk hafta orta koridordaki Perks'tü. Kesinlikle öyle. biz tabii yeni metanın, yeni sezonun oyuncuları biraz gafil avladığını demeyelim de alışkanlıklarının dışında oynamaya zorladığını, yeniden adapte olmaya çalıştıklarını söylemiştik. Takımların birbirine uyum sağlama döneminin biraz zaman alabileceğini ama aynı zamanda sezon arasını çok iyi geçiren ve biraz fazla tatil yapan oyuncular da var. O yüzden daha formda oyuncuların ön plana çıktığını görebiliyoruz. Çok haklısın, Perks İlk haftanın en etkileyici performanslarından birini sergilemişti ama Perks'ün geçmişinde böyle bir çıkış yapabileceğine dair pek bir veri almamıştık daha önce. Bakalım bunu ne kadar sürdürebilecek. G2 ilk haftanın en büyük belki de sürpriziydi. Hani herkes için yeni bir sezon diyoruz. Kikis için mesela yepyeni bir pozisyon. Evet. Yıllardır orman pozisyonunda gördüğümüz Unicorns of Love'ın o kaşkoluyla ünlü ormancısı Kikis artık bir üst koridor oyuncusu. Emperor ve Trick gibi iki tane Koreli oyuncuları var. Emperor çok dünyayı gezmiş bir isim. Kore'den başladı, Brezilya'da devam etti kariyerini. Oradan Kuzey Amerika'ya gitti. Inst'te oynuyordu. Daha sonra Kuzey Amerika'da Team Dragon Knights'ta oynadı geçen sene. Çok da fazla göz doldurmamıştı açıkçası. Bu sezonda EU LCS'e geldi ama ilk hafta itibariyle belki de en büyük sürprizi yapan takım G2 Esports'tu. Her ne kadar rakipleri Elements ve Rocket gibi çok iddialı rakipler olmasa da ilk hafta 2-0 tamamlamayı başardılar. Giants ise geçtiğimiz sezonun yaz mevsiminin ortasında başlayan düşüşü sürdürüyor diyebiliriz. 3 kişi takımda devam ediyor. Takımın tabii ki simge ismi Pepe Nero, yeni adıyla XPeppy. Alt koridorda çok eleştirilen Adrich, nişancı Adrich ve yanına Godfred. İki yeni isim var, Atom ve Ku, ama ne Atom ne Ku da çok öyle fazla göz doldurdu diyemeyiz. Giants'ın bu sezon nerede olacağını herkes merakla bekliyor. İlk haftayı da 0-2 tamamladılar. Çok da göz doldurmadılar. Şaşırtıcı olan Giants hep İspanyol kalmakla övünüyordu. Bu sene iki tane İspanyol isim gidince, işte Wurlib ayrılınca her şeyden önce, bir Danimarkalı bir Norveçli, Kuzey İskandinav desteği aldılar ama ilk hafta itibariyle ne çok uyumlu gözükebildiler ne de çok üst düzey hedeflere gidebilecek gibi pek gözükmedi açıkçası Giants. Yani dediğin gibi zaten 2-0 olan bir takıma karşı 0-2'nin mücadelesini izleyecek olursak favori bir maçta nispeten G2 Esports demek çok da yanlış olmaz. Özellikle Perks'ün yükselen performansıyla beraber. Aynen öyle. Kikis'in de üst koridorda özellikle tank metasındaki seçimleri çok çok başarılı oldu. Harita kontrolünü çok iyi sağlayabiliyor. Oradan çok doğru ışınlanlar atabiliyor. Ormancı alışkanlıklarından dolayı. Zaten G2 çok bir arada oynamış ve belli bir uyum seviyesine diğer takımlar oranla gelmiş gözüktü. Bu maçta da favori olduklarını söylemek lazım. Perks'e yalnız bugün işte mesela geçtiğimiz haftaki performansına biraz daha iyi bir sınav var. Çünkü XPeppy ne olursa olsun hem takımın lideri olarak hem rakibi çok kötü avlayabilmesi olarak, birebirdeki kuvveti olarak Perks'e iyi bir sınav olacak. Yani dediğin gibi artık bir yerden başlayıp en azından bir galibiyet koparmaları gerekiyor. Bu maç olmadı. Daha doğrusu şöyle diyelim. Bu hafta mücadelelerine, en azından Giants ekibinin mücadelesine bakacak olursak G2 Esports ve sonrasında Elements maçı olacak. Bu maçta iyi bir performans sergileyip bir galibiyetle ayrılabilirlerse yarınki Elements nispeten daha kolay gözüken Elements'e karşı en azından biraz daha moralman yüksek tutabilirler kendilerini. Bu arada G2'dan nispeten daha kolay diyerek Elements'in de aslında ne duruma düştüğünü, düştüğünü gösteriyorsun. Gerçekten geçtiğimiz kış mevsiminde yıldızlar karması kurmuşlardı adeta. Çok kötü performans gösterdi. Sonra yaz mevsiminde bu kadrodan birkaç tane kilit ismi kaybettiler. Daha da aşağıya indiler. Şu anda bu sezon düşme potasının, yani en alt sıraların en önemli adayı gibi gözüküyorlar. Ki yani en iyi oyuncuları Steve'di. Bu evet. Bile belki kendi adına konuşuyor zaten. Steve, Julius, Eika, Mr. Alez ve Spratel beşlisinden oluşan bir ekip aslında Elements ekibi. Ama bugünkü maça da yavaş yavaş odaklanalım bence. Alt tarafta istatistikleri de görebiliyoruz. Trick ve Emperor, biri ormancı, biri taşıyıcı alt koridorda nişancı. G2 Esports takımının Koreli isimleri. CJ Entus okulundan yetişme iki isim. İkisi de CJ Entus'ta esas takıma çıkamadılar. Yedek konumundaydılar ama CJ Entus okuluna
gelmiş oradan mezunlar. C.J. James Akademisi. Evet, akademisinden mezunlar. Emperor biraz daha eski bir mezun tabii. Yani mezun da demeyelim, yani oradan ayrılan daha eski girmişti. Emperor C.J.N.T.S'dan sonra, yani C.J.N.T.S Akademisinden sonra INTS'e geçti Brezilya'ya. Daha sonra Kuzey Amerika, geçtiğimiz yaz mevsiminde Team Dragon Knights'a Kuzey Amerika'da oynadı. Şimdi bu sezon EULCS'de oynuyor. Şey çok daha yeni bir oyuncu zaten, Trick. Onu da ilk hafta aslında çok başarılı bir performans göstermişti. Koreli ormancıların metodik oyunu şimdiden etki etmeye başlamış durumda EULCS'e. Evet tabii ki, yani şöyle bir sorun da var tabii ki. Bir yerden sonra İngilizcesi ana dili olan hiçbir oyuncu yok sanıyorum ki bu takımda. Ve İngilizce konuşmak durumunda kaldıkları için şeyi atlatabilmiş olmaları, belli ki yani iletişim sıkıntısını atlatabilmiş olmaları da gayet bence büyük bir başarı. Şöyle söyleyeyim, belli ki G2 eSports sezonu herkesten daha erken açmış. Hı hı. Belki de bu iletişim sorunlarının endişesi onları daha çabuk, daha fazla bir arada oynamaya itmiş olabilir. İlk hafta itibariyle bireysel performans olarak öte takım performansı olarak, takım uyumu olarak en yol kat etmiş takım gibi gözüktüler. Bu elbette ki değerli, iki galibiyetle de belli oluyor. Ama onların asıl yerini göstermek açısından biraz aldatıcı olabilir. Diğer takımlar da o yolu kat ettiği zaman biraz G2'yu değerlendireceğiz. Evet, diğer kadroyu da yani Giants Game'in kadrosunu da görebiliyoruz. Üst koridorda Atom, Ormanda Ku, orta koridorda XPP ve alt koridorda Adri ve Godfrey ikilisiyle beraber onlar da bu maçtan artık ilk galibiyetlerini koparmaya çalışacaklar. Diğer tarafta Young Buck'ın koçluğuyla, onun direktifleriyle beraber oynayan G2 Esports ekibinin kadrosu Kiki, Strik, Perks, Emperor ve Hybrid. Alt koridorda otomatikman bir üstünlük kuracak gibi gözüküyor G2 Esports. Emperor zaten kontrol ama agresif olabilen bir nişancı. Hybrid çok agresif oynamayı tercih ediyor. Adrich de tam tersine son derece pasif oynamayı seven bir oyuncu. Godfrey de onu korumayı öneriyor. Daha alt koridorda otomatikman kontrol ele geçiriyorlar. Bu kodu çok itmelerine sebep oluyor zaman zaman. Burada işte eğer bunu önceden okuyabilmişse bir fırsat var Giants için. Eğer Ku erken aşamada alt koridora bir yardım edebilirse ormandan, çok fazla itiyorlar çünkü koridoru. Koridor üstünlüğüyle alabilmek için. Bir avantaj olabilir. Belki de G2'nun zoru işareti yaratacak noktası odur. Çünkü otomatikman Trick'in yani G2 Esports'un fokusu da, yani odaklanması da üst koridor oluyor. Bakalım artık koridoru zorlayabilecekler mi ve seçim yasaklamaya geldik. Evet, günün ilk maçının seçim yasaklama ekranındayız ve Giants ekibi ilk yasaklamayı Graves üzerinden kullanırken diğer tarafta G2 Esports Poppy yasaklaması üzerinde karar kıldı. Bu metanın çok değerli iki şampiyonu. Graves gerek üst koridor gerek ormanda oynuyor. Artık nişancılığı kalmadı onun. Poppy ise 3 koridorda birden oynanabiliyor. Trundle gene 6.1 yamasında belli bir dengeleme gelmiş olsa da hala çok etkili. Özellikle takım savaşlarında Gangplank çok güçlü. Tamamen meta yasaklamaları geliyor şu anda iki taraftan da. Tahm Kench gelecek mi? Tahm Kench çok önemli. Çünkü Kikis inanılmaz Tahm Kench oynuyor. Gene Lulu meta yasaklaması. Eğer Tahm Kench yasaklamazsa G2 ilk sırada seçmek zorunda Giants. Kikis'e Tahm Kench bırakılmaz diyecektim. Tahm Kench'i hemen yasakladılar. Ve diğer tarafta Giants ekibi ilk tercihini yapacak. Bu noktada belki Queen gibi bir tercihini görebiliriz. Kindred'in açıkta olduğunu hatırlatmak evet, gerekiyor kesinlikle. Kindred üzerinde Ku'nun da çünkü sevdiği bir şampiyon olduğu için bir tercih yapmayı düşünebilir. Akali seçilmeyecek, onu biliyoruz. Kindred ve senin de söylediğin gibi Kindred ve Queen çok önemli bu metada ama Queen'i seçmek karşısına gelecek şampiyonu bilmeden, çünkü Queen artık üst koridor dışında pek oynanmıyor. Yani orman ve nişancı olarak çok tercih edilmiyor. Karşısına gelecek şampiyonu bilmeden seçmek, kapalı seçmek hiç iyi bir fikir olmayabilir. İlk tercihten Braum yaptılar. Çok ilginç bir şekilde. Çok çok ilginç hem de. Ya bu kadar öncelikli şampiyon varken hayli tuhaf bir seçim Braum. Yani ama dediğin gibi. Adri'yi korumak birinci öncelikleri olduğu için en iyi kim korur? Bari Braum'u alalım da önünde kapı gibi açar diye demiş olabilirler. Yani bu kadar seçilebilecek ön sırada şampiyon varken bu tarz bir seçim yapmaları bana da ilginç geldi. Fiora çok öncelikli ve çok değerli bir şampiyon. 5-18 yamasından beri çok güçlü. Yenilendikten sonra Fiora. Şöyle bir şey düşünmüş olabilirler. Ezreal şu anda nişancılar arasında çok özel bir yerde. Mavi dizilimli Ezreal. Çok evet, da güçlü. Evet. Tam da Adri'ye uygun çünkü. Adri pasif oynamayı sevip oyun ilerleyen aşamalarında etkili olduğu için tam Ezreal oynarken aşamaları çok güçsüz. Ezreal'ın ilaçlarından biri de Braum. Braum'u alıp rakibin Ezreal almasını engelleyip kendilerine Ezreal bırakmak istemiş olabilirler.
Kikis bu arada kitledi Shen'i. Shen ve Elis kitleniyor. Diğer tarafta bakalım hangi tercihleri yapacak Giants ekibi. Hani baktığımız zaman, geçen hafta istatistiklerine baktığımız zaman 10 maçın 8'inde Kindred'in yasaklandığını, geri kalan ikisinde de tercih edildiğini, yani %100 tercih belki de oranı olduğunu görebiliyoruz Kindred'in. Bu yüzden bu maçta seçilmemesi birazcık ilginç olabilir. G2 LDC seçtiği için artık öncelikli değil onlara adına, evet. Kindred. Ama ellerini göstermemek adına seçebilirler. Yani koridorlarını en azından göstermemek adına. G2 şu anda hiçbir şey göstermiyor. Çünkü ormanı gösterdi. Shen'in üst koridor mu, desteğe mi gideceğini bilmiyoruz. Esnek bir seçim. Aynı zamanda Lissandra da son derece önem verilen bir şampiyon. Şöyle, Lissandra belki bireysel olarak yaptıklarıyla değil ama kontra seçim olarak, yani kısa menzilli üst koridorlara karşı müthiş bir kontrolü. Üstüne üstlük takım savaşlarındaki kitle kontrol etkisi ve onun üzerinden oyun yapmak çok önemli. Ama Giants ilginç bir şekilde bu metada çok çok ön planda olmayan şampiyonları seçmeye devam ediyor. Tamam, Corki hem orta koridor hem nişancı olduğu için biraz çok yönlü olabilir. Fena da değil ama hani bu metanın değerli şampiyonlarına hiç yönelmemeleri belki de biz bildiğimizi oynayalım kafasında gitmelerine sebep oluyor. Bildiğimizi oynayalım diyeceksen çok doğru, çünkü Kuhn'un belki de en sevdiği ve en bilindiği şampiyonlardan bir tanesi Lee Sin. Bakalım Corki alt koridora mı gönderecekler, yoksa oyun tarzını da aslında nispeten uyan XPP'ye mi verecekler? Emperor çok iyi bir Kalista oyuncusu ve kitledi zaten. Ve hemen en iyi sinerjisi olan desteklerden birini Perks'ü de yanına eklediler. Orta koridorda sakladılar son seçimi. Corki'nin çünkü nereye gideceklerini bilmedikleri için çok da rahat bir seçim yaptılar. Böylece Shen'in üst koridora gideceğini öğrendi yalnız Giants. Şimdi Shen'e karşı çok güzel bir Lissandra seçimi gelebilir. Shen'in hayatını zindan eder. Bakalım nasıl bir tercih gelecek. Şu anda bir üst koridor şampiyonuna ihtiyacı var Giants ekibinin. Lissandra çok ideal bir seçim olur. Corki nereye gidecekse nişancı orta koridor, diğer seçimleri de o olacak. Dediğin gibi yani hem Corki'ye oyun yaptıracak hem de Lee Sin'in yapacağı potansiyel bir oyunu takip edebilecek bir şampiyona ihtiyaçları var. Lissandra da gayet mantıklı bir tercih bu noktada. Ben olsam Lissandra Ezreal seçerim ama galiba XPP rakibine Lissandra'yı seçecekler, o belli de. Ahri gibi çok kolay kontrolanamayacak bir şampiyon almayı tercih edecek galiba XPP, ki aldı, evet. Şu anda da çok büyü hasarlı oldular aslında. Hem de aşırı büyü hasarlı oldular. Çünkü yeni Corki'nin hasarının yarısından fazlasının büyü hasarı olduğunu atlamayalım. Perks hiç düşünmeden direkt LeBlanc kitledi bu arada. Aynen. Karar kılmış belli ki o şampiyonun üzerinde. Belli seçimler olmazsa LeBlanc olacağı belli. Çünkü Ahri'yi çok kontrolleyebilen bir şampiyon değil. Tamamen bireysel yeteneklere dayalı bir seçim ama Perks XPP eşleşmesi inanılmaz olacak, o belli. Kimsenin geri adım atacağını zannetmiyorum. Neyse ki ormanda Lee Sin'i seçmeleri biraz daha, tabii Lee Sin'in ne kadar nasıl bir eşya dizilmeye gideceği belli ama biraz daha fiziksel hasarda ormandan destek geleceği anlamına geliyor. Mesela atıyorum ormanda bir Elise seçselerdi silme yetenek gücü büyü hasarı olacaklardı. Diğer taraf daha dengeli gibi. Kritik eşleşme burada, daha doğrusu avantajlı eşleşmesi diyelim, Lissandra Shen eşleşmesi. Shen'in işi erken aşamalarda çok zor. Evet. Ama zaten biliyoruz ki Tree'in en çok ilgi gösterdiği koridor üst koridor olacak. Bu ama Ku'ya bir şans veriyor. Ku alt koridoru itmeyi çok seven G2'yu cezalandırabilir. Üst koridor, çünkü Lissandra rahat olacaktır zaten. Ve karşı baskınlara da çok iyi pozisyon alabilen bir oyuncu aslında Ku. Elindeki Lee Sin'le beraber bakalım neler yapacak. Yani burada aslında uygulanması gereken taktik Shen'i direkt kule altına kitlemek gibi gözüküyor. Evet. Kule altına kitlendiği zaman iyi yanıt verebilen, rahat minyon biçebilen bir şampiyon değil Shen. Bu yüzden Lissandra'nın o koridoru ittirip Kuhn'un da nispeten oraya birazcık daha yakın oynaması daha mantıklı olabilir G2 için. Koridorun pozisyona göre alt koridorda da fırsat çıkacak ama Lissandra dağ koridorda çok büyük avantajlı. Hı hı. Karşı baskını kollayabilip Lissandra koridoru itip orta koridora da yardım edebilir daha sonra. Müthiş bir kitle kontrol etkisi olduğunu unutmayalım Lissandra'nın. Ve yeni kamera açılış. Vadiyi çok daha güzel bir açıdan görüyoruz. Şampiyonlar da büyük bir süratle vadiye dağıldılar.
Giants şimdi rakibin kırmızı tarafına gidip ilk şeyi kırmayı başardı. Totemi. Kimde? Godfrey'de kalmış. Evet, hemen derin totemler atılıyor. Yapılabilecek potansiyel bir koridor değişikliğini görebilmek adına. 16'ın avantajla başlıyor Giants. Yani bu 2-2 alt koridor eşleşmesini aslında şey pek diyemiyorum. Hani şu ikili diğer, en azından sadece şampiyonlara baktığımız zaman bu iki şampiyon diğer iki şampiyondan daha iyi pek diyemiyorum. Doğru. Çünkü çok yetenek atışına bağlı iki koridor. Çok haklısın ama oyuncuların oynama stiline bakınca evet. Yani Giants açıkçası Lucian alsa bile daha pasif oynamayı tercih ediyor. Özellikle Aldrich. Bu arada ilginç bir tercihle mavi galiba Lissandra'ya bırakacaklar. Mavi güçlendirmeyi. Bakalım. Dediğin koridor evet değişim, ilginç bir taktik. Koridor değişimi var bu arada Giants cephesinden. Koridor değişimi yaptılar ve bu çok ilginç. Bu koridor değişimini Giants'ın istemesi çok ilginç. Zaten Shen'i çok zor durumda bırakacaklardı. Lissandra üzerinde bir minyon var derken küçük minyonmuş. Mavi güçlendirmeyi alan isim Ku bu noktada. Hemen rakibin ormanına da giriş yapacaklar. Diğer tarafta da tek başına ilerlemeye çalışan ve nispeten daha yavaş hareket eden bir trek görüyoruz. Ama tam canda olduğu için çok rahat rakibin kırmızısını da alır yanıtı vermiş olacak. Giants bir sürpriz yaptı. Kimse koridor değişimi beklemiyordu. Bu sürprizin avantajını kullanmaya çalışıyorlar. Ama anında trikten yanıt geldi yani bu sürprize. Ve rakibin kırmızısına yöneldi. Hiç de can kaybetmediği için kendi mavisini alırken çok da rahat alacak. Şimdi bu yapılmışken aslında Kikis'in bu koridorda durma konusunda biraz daha çekimsel davranması lazım. 4 kişiden bir kule altı baskını yiyebilir çünkü. Yiyecek zaten. Ama güzel uzaklaştı. Yani öleceğini ben pek sanmıyorum. Ses dalgası tutmasına rağmen bu baskın sadece Kikis'in geri dönmesine sebebiyet verecek. Yalnız burada ciddi bir iletişim sorunu oldu galiba. Godfrey ve Aldrich de oraya yönelebilseydi çok rahat skor alırlardı ama Godfrey ve Aldrich neyi mi itemedi? Zamanlamayı mı aldı? Yani minyon dalgasını mı şey yapamadılar? Çok rahat skor alabilirlerdi orada. O çok güzel bir ayar topucuk geldi bu arada Perks'ten. Perks'ün daha doğrusu kule hasarı almasını sağladı XPP'yi. Perks buradaki eşleşmeyi kazanıyordu. Ama ayartan öpücüğü yiyip kule altına girince bir kule darbesi. Bu kadar erken safhalarda o kadar büyük fark yaratıyor ki. Kikis de yardım edin diye bağırıyor takım arkadaşlarına. Alt tarafta da kulenin bu arada düştüğünü görebiliyorum. Bu arada kule düşmedi henüz. Ama yani bir oyuncu daha hızlı davranabilirse aslında derken hayır, Giants ekibi çok rahat bir şekilde alacak bu kuleyi. Bir sıkımlık canı kaldı kulenin evet. Zaten. Yalnız XPQ'nin ciddi bir şekilde mana sorunu yaşadığını kule söyleyeyim. Kule altını kime verilecek bu arada? Atom'a vermeyi Atom ve paylaştı. Audrey ikilisi paylaşacak. Olabildiğince minyonları öldürttüler ve geri çekilecek Emperor'la Hybrid ikilisi. Bu iş en çok G2 cephesinde Hybrid'e yaradı. Hybrid tam şeyleri paylaştı. Deneyim puanlarını. Diğer tarafta Godfrey o kadar daha fazla deneyim puanı 3 kişiyle paylaşmak zorunda kalmıştı. Gerçi Kikis de 3. seviye. Olan Kikis oldu ama. Bu arada Kikis 3. seviye olmuş. Orta koridorda Perks'ün üstünlüğü devam ediyor. 23'e 33'lük. Gayet büyük bir minyon farkı yakalamış aslında. En azından bu dakika için. Biraz evvel kuleden daha şey yemesine rağmen, evet. Hasar yemesine rağmen zaten canları eşitti. Mana konusunda da inanılmaz bir üstünlük sağlamış durumda şu anda. Leblanc koridorları zaten çok büyük bir aksilik olmadığı sürece bu şekilde ilerliyor. Yetenek atışlarını tutturduğunuz sürece koridorda üstünlük yakalama, koridorda daha doğrusu şöyle diyeyim, geriye düşmesi çok kolay bir şampiyon değil Leblanc. Bayağı büyük bir hata yapmış olmanız gerekiyor geri düşebilmek için. Perks de gayet kendisinden beklenen performansı sergiliyor diyebiliriz ortada. Ahri de yalnız yetenek atışları konusunda çok tehlikeli. Bir tane tutturdu işte ayet öncük. Gördük Perks'ün kazandığı koridorda nasıl dengelendiğini işte.
Yine de bu kadar büyük bir minyon farkı yakalanmış olması çok fazla gerçekten. Evet. Büyük yani, sıkıntı Ahri adına. O ormancıları hiç görmediğimiz bir koridorda çok beklenmedik bir fark bu yani. Zeke'in bu arada dikkatli olması gerekecek. Hemen sırçasını kullanmak durumunda kaldı. Meydan dayağı yükleri birikmeye devam ediyor ama Zeke çok içeri girdi. Gereksiz Zeke biçimde kaçabilirdi oradan. Zeke nereye gitti? Duvarın öbür tarafına geriye döndü içeri girmek için. Diğer tarafta LeBlanc vardı, yardıma gelmişti. Oo, çok güzel bir oyun geldi bu arada Perks'ten. Sıçrayla ayarsan öpücükten kaçıp mükemmel biçimde avladı X-Pepi'yi. Şimdi Emperor ve Hybrid ikilisi agresif bir şekilde oynamaya devam ediyor ve onlar da rakiplerini geri püskürtecekler. Yalnız Trick'in yaptığı inanılmaz hata. Ya LeBlanc geldikten sonra niye LeBlanc'a doğru gitmeyip 4 kişinin arasına gitti ki? Artık hani girelim diye mi düşündü bilmiyorum. Yine 4'e 2'ler. Yanlış bir yere mi tıkladı bilmiyorum ama. Yanlış tıkladı muhtemelen. Evet. Yani o bilinçli yapılmış bir tercih değil bence. Bilinçli yapılmış olmasına imkan yok. Yani görmedi diyeceğim, görüyor 4 kişiydi. Çünkü şöyle bir durum da var. Örümcek formundayken birisinin üzerine E ile tıklarsanız, örümcek inişiyle tıklarsanız bazen direkt olarak o noktaya uçabiliyorsunuz. Bence kesin evet. Hata yaptı ya. Yani hakikaten hiç mantıklı bir açıklaması yok çünkü o gidişin. Yani diğer tarafta Emperor olmasa, pardon Perks olmasa diyeceğim ki ya zaten öleceğim, birine hasar vereyim diye yaptı diyeceğim. Öyle bir şey de yok. Perks diğer taraftan gelmiş. Perks'ün üzerine gitse kurtulacaktı. Yine agresif oynamaya devam ediyor. Totemini bıraktı Trick. Aldrich'i bu arada yakalamayı başardı Hybrid. En azından ufak miktarda hasar verip oradan uzaklaşacak Emperor ve o da alt koridorda büyük bir minyon üstünlüğü yakalamış. 59'a 43. Minyon üstünlüğü dışında tamamen yıktılar zaten koridoru. Kuru birazcık haritanın ters tarafında geziyor. 10 üst koridora bakarsak 19-12 idi minyonlar. Lissandra çok geride kaldı. Şu anda nasıl öne geçtiğini görüyorsun. Lissandra'nın zaten Shen koridorunda üstünlük sağlamasından daha doğal bir şey olmaz. Giants niye koridor değişimi istedi de Lissandra koridorunu birebir bırakmadı, ben onu anlamadım. Şöyle bir durum var. Kikis'in üzerine doğru gelen yaklaşık böyle bir 10 milyonluk bir dalga var ama onu da işte almayı başaramayacak kule altında kaldığı için. Hayır, o birebir koridoru niye istemediler acaba? Evet. Kikis bu arada agresif oynamaya devam ediyor burada. Bakalım. Manası kalmamış Atom'un. Orada buzul pençeyle beraber uzaklaşmayı başardı. Manası kalmayınca tabii fırsat bu fırsat dedi Kikis. Bakalım Hybrid içeri girecek burada. Aldrin hemen üzerine doğru ilerledi ama Aldrin ve Godfrey ikilisi biraz daha dikkatli oynadıkları için tehlikeli bir pozisyonda kalmayacaklar. İlk eşya olarak orta koridorda iki tarafında cehennem asasına gideceğini görüyoruz. Bir adım önde tabii ki LeBlanc. Negatron pelerinine geçmiş. Büyü savar yüzünden. Artı fazladan bir tane de Doran yüzüğü de var. Tabii yani oldukça belliydi Perks'ün en azından ilk eşya olarak direkt cehennem asasını yapacağı. Bakacak olursak Korkin, ooo çok tehlikeli pozisyonda şu anda. Kikis Q'dan güzel bir tekme geldi ve sonrasında Lissandra ultisiyle beraber skoru Lissandra'ya bırakmayı başardılar. Yalnız Q Lissandra'ya bıraktı, Lissandra uzun süre skoru alamayacak. Abi ne yapıyorsun, geleyim mi? Şimdi tekrar gölge sıçrayışı gelecek, kaçacak adam. Skoru almayı başardılar. Kikis'in aynı zamanda sıçrasını da harcattılar. Çok yüksek miktarda hasar bırakıyor ki o zincir tutmuş olsa daha da azalacaktı canı X-Pep'inin. İki kritik yetenek atışı var orada. Zincir artı ayartın öpücük. İkisi de tutmadı, birbirlerine tutturamadılar. Şimdi zincir tutacak yalnız. Ayartan öpücük de tuttu bu arada yine Perks'e. Hibrit biraz geç kaldı burada girmekte. Sürekli olarak o çalıyı totemliyorlar bu arada. Sürekli olarak oradaki kontrolü tutup en azından alt koridoru biraz daha ileride oynayabilir noktaya getiriyor G2 ekibi. Ve rakip ormancının hareketlerini de çok rahat bir şekilde görebiliyorlar. Aldrich'in bu arada dikkatli olması lazım. Valkyrie'yi Q
kullandı ve geri çekilecek. Yalnız X-Pep'in de esas çok dikkatli olması lazım. Şimdi geri dönmezse tek komboda işi bitecek. 103 milyona 77 milyon. 2-1 Giants önde skorda ama altın eşit. Çünkü hemen hemen her koridorda aslında minyon anlamında üstün olan taraf ciddi. Ve alt koridorun ikinci kulesini de almak üzereler yani herhangi bir skor olmadığı halde. Öyle yıktılar koridoru. Atom'dan bu arada arka tarafa tehlikeli bir ışınlan geliyor. Bakalım kimseyi burada yakalayabilecekler mi? Çok güzel bir ölüm cezası geldi X-Pep'in üzerine. Emperor'ın ve Trick'in canı oldukça az. Öncelikle Emperor düşecek. Trick oradan hayatta kurtulmaya çalışacak ama Atom mükemmel kapattı o noktayı. Ve iki kişi de sersem ettikleri gibi bir ulti daha kullandılar. Bakalım gölge sıçrayışı gelecek mi derken. Yürüye yürüye oradan uzaklaşmayı başardık ikiz. Gerçekten çok güzel bir baskın geldi Atom'dan. Ama öncesinde de zaten takım savaşının kontrolünü ele alan taraf Giants'tı. 3'e 1 bir değişim oldu. Hep söylüyoruz. Kaçmıştı aslında Kikiz. Bozmasına hiç gerek yoktu. Orada geri dönüşü. Ama bedavaya skor. Aynen. Hep söylüyoruz. G2 çok agresif oynuyor. Koridoru çok yıkıyor. Aşağıda çok alt koridorda çok fırsat doğuyor diye. O doğan fırsatı da Giants. Çok güzel. Yani şu ana kadar çok ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadı Giants'ın. Sadece G2'nun agresifliğini cezalandırarak skorda 5-2 öne, 6-2 öne geçmeyi başardılar. Anahtarları da bu arada görebiliyoruz kabiliyetlerdeki. Yıldırımlar Efendisi'nin hükmü. Bu arada yine Hybrid'in üzerinde bu arada bir baskın var. Korki orada hemen Valkyries'in de paketini kullandı ve çok rahat bir skor daha bulmayı başardı Giants ekibi ve bir anda eşit seyreden oyun Giants ekibine döndü. Ve tamamen agresifliği cezalandırarak. Edric'te hani hep sakin oynayan, pasif oynayan Edric'te bu doğru yerde saldırgan olmanın ödülünü 3-0-2 olarak alıyor ve ilk önemli eşyasını, ilk güç patlamasını yaşıyor. Şeyini almış. Perks'ün yalnız dikkatli olması lazım. Mükemmel orada cezalandırdı Atom'unu. Vurkaç kullanıldığı gibi yerine mutladı Perks'ü. İnsan durumunda kitle kontrol etkisinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu burada görüyoruz. Hemen koridorlara evet tekrar bir göz atarsak. Alt koridor eşitlendiği gibi zaten skor farkına da bakacak olursak oldukça Adri öne geçti. Diğer tarafta Lissandra'nın zaten bir üstünlüğü vardı. Sadece X-Pep'in en azından minyon bakımından biraz daha kendisini eşitlemesi gerekiyor. Özellikle G2 tarafında ne zaman bir şey gelecek Ordu Kalkanı merak ediyorum. Çünkü Ordu Kalkanı'na en ihtiyaç duyulan oyun olabilir bu. Karşı taraftaki büyü hasarın şeyi düşünmeyince. Bu arada 7-2'lik skora rağmen altında geride kalmadığını fazla G2'nun hala oyunun çok içinde olduğunu söylemek lazım. Ama tabii yeni dönemin önemli özelliklerinden biri altında çok geri kalmasanız bile fazla skor verdiğiniz zaman seviyelerde geride kalabiliyorsunuz. Şu anda pek öyle bir sorun gözükmese de yani bütün seviyeler eşit. O bu skorların bir seviye farkı yaratma ihtimali olabilir. Buna rağmen G2 çok iyi iş çıkarıyor skorları vermesine rağmen. Hani koridorda baskı oynamak, agresif oynamak onlara skor vermelerine pahalıya patlamış olabilir. Ama bu aynı zamanda skorları vermelerine hemen oyunda kalmalarını sağlıyor. 1506 hiçbir şey, 1306 hiçbir şey değil. Şöyle büyük bir sıkıntısı var G2 ekibinin. Oyunu önde götürdükleri zaman tamamdır kule altına bile bazen girebilecek bir kompozisyonları var aslında. Ama işler kötü gittiği zaman koridor temizlemek için LeBlanc'ın vurkacına ihtiyaç duyacaklar. O da öyle rahat atabileceğiniz bir yetenek değil aslında. Özellikle karşıda ayartan öpücük varken, Lissandra gibi bir şampiyon varken Perks çok rahat bir şekilde koridor temizlemek için kullanamayacak o vurkaçı. Bu yüzden kuşatmalarda G2 ekibine sıkıntı yaşadığını görebiliriz. Evet, şeye kadar özellikle Kalista Runa'nın kasırgasını alana kadar çok büyük sıkıntı yaşayacaklar. Karşı tarafta Lissandra ve Ahli artı korkuyla o kadar çabuk koridor minyon dalgası temizliyor ki.
Yani bir tane aldatan küre, bir tane buzul pençe veya bir tane fosfor bombası zaten 1 milyon dalgasını neredeyse yok ediyor. Ölüm cezası yine kimseye tutmadı ve yavaş yavaş Giants ekibinin kemirdiğini görebiliyoruz o kuleyi. Sadece 2-3 tane daha otomatik saldırıya ihtiyaçları var ve kule de çok rahat bir şekilde düşecek. Atom sanıyorum ki tanklamak istedi orayı. Gelin abi şurayı alalım diye. Ve kimde kalıyor kule? Yani Godfred'in zaten son vuruş yapmış olması pek bir şey ifade etmiyor. Orada ekstra altını herkes paylaştı ve yavaş yavaş vadinin alametine doğru da ilerliyorlar. Kim gelecek yalnız? Tek başına almak çok zor vadinin alametini. Bir kişiye daha ihtiyaç var. Evet. Peki geldi. Tepeyi de bırakacaklar. Mahvolmuş kralın kılıcı tamamlanmış Emperor tarafından. Eskisine göre çok daha zayıf bir eşya olduğunu artık hatırlatmamız lazım. Özellikle yani Kalista dışında kolay kolay da tercih edilmiyor. Evet. Kalista bile daha nadir tercih ediyor. Diğer tarafta Corki'nin oldukça güçlendiğini görebiliyoruz ki tam da aslında Corki'nin sevdiği dakikalara giriş yapıyoruz. Can biçeni bitirdiği zaman çok 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 daha kuvvetlenecek. Üst koridora doğru yöneliyor bu arada yine G2 ekibi. Onlar oradan bir kule çıkarmaya çalışırken alt tarafta da Giants ekibinin yine ilk kuleye doğru ilerlediğini görebiliyoruz ama bir ittirme yarışı olursa bu noktada Giants ekibi daha avantajlı gözüküyor. Çünkü minyon dalgasını anında yok ediyorlar. Ama XP geri dönecek. Daha hızlı geri dönemiyor. Vadi alametinin en büyük avantajlarından biri bu. 4 saniye kazanıyorsunuz sadece geri dönüşlerde. Ama Perks de orta koridoru ittirdi şimdi. Yani ittirmeye devam edebilirlerdi aslında. Geri dönmesine gerek yoktu Perks'ün. Rakibi bile aslında geriye dönmeye zorlayabilirlerdi. Çünkü burada kendi kulelerini kaybettiler. Yalnız burada Giants rotasyonda büyük hata yaptı. Orta evet. Kuleyi kaybetmeyebilirlerdi. En azından paketi etkili bir şekilde kullanabilmeleri lazım. Trick bu arada yenilemeye devam ediyor yakalandı. Derken Adrich yakalandı yine ve skor burada G2 ekibine gidiyor. Güzel yemledi yalnız. Evet. Hani şöyle söyleyeyim, güzel yemledi de orada artık biraz şüphelenmesi lazımdı Adrich Godfrey ikilisinin. Ha, bu kadar da yemlenmez diye. Yani gereksiz bir hamle gördük aslında. Direkt olarak üst koridora karşı... Üst koridora karşı alt koridoru kıyasladığımız zaman... Giants ekibinin adam üstünlüğü vardı direkt. Hani... Orta koridordan veya rakipleri ittirmeye devam ederse bir koridoru inhibitöre kadar oynayabilirlerdi. İttirme yarışına girseler çok daha iyi ederlerdi. Çok daha mantıklı olacaktı. Şu anda çünkü orta koridor kulelerini kaybettikleri gibi bir tane de skor verdiler. Zaten üçlü kuvveti olan bir Corki'ye karşı ittirme yarışına girmek hiç mantıklı değil. Üçlü kuvvetle beraber çok hızlı bir şekilde Corki ittirebiliyor kuleleri. Zaten minyon dalgasını öyle bir temizliyorlar ki Lissandra, Ahri, Corki. Üst koridor ikinci kulesine sinyaller atılmaya başlandı. Alt koridor kulesini bu arada aldığını hatırlatalım Giants'ın. Şu anda açmak isteyecekleri ikinci kule, ikinci seviye kule diyelim. Üst koridor kulesi. Yalnız Kalista'da önemli iki eşya güç patlamasını yaşadı. Runa'nın kasırgası da tamamlandı. Mahvolmuş kılıcının üstüne. Bu arada Shen de belli bir seviyeye tankla gelmeye başlıyor. Yüzat ışık pelerinin üzerinde, hayalet pelerinin de tamamlı. Godfred yakalandı ama oldukça tank. Godfred bakalım buradan çıkabilecek mi? Godfred yakalandı derken Atom tam tersini iki kişi yakalamayı başardı. Trick bu arada kaçmaya devam ediyor. Emperor Perks geldi. Çok içeri girdi. Bakalım Perks oradan çıkabilecek mi? Perks skorunu alan kişi cool oluyor. Ve G2 ekibi artık birazcık daha dikkatli oynamak zorunda. Adrich'ten bir otomatik saldırı hemen orada Shen'in üzerine geldi. Ve bir skor daha bulmayı başardı. 2-2 yaptığını görüyoruz Adrich'in. Bir otomatik saldırı daha gelirse Emperor'u yakalayabilir. Son bir otomatik saldırı gelemeyecek. Ve Emperor buradan
çıkmayı başarıyor. Fosfor bombasını kullanacağını direkt otomatik saldırı için kovalasa vurmuştu aslında. Muhtemelen. Ama burayı da çok kötü oynadı G2. Evet. Yani takım savaşına klasik yani düşük elo seviyesi gibi teker teker gelip teker teker öldüler. Kalista'nın gelmesini beklemeden o savaşa girmeleri... Emperor bu arada ultisini kullandı. Yakalamaya çalışacaklar Q'yu. Çok güzel orada bir ses dalgası. Üstünden sığınakla beraber çıkan, sığınak güçlendirmesiyle çıkan Kikis'i anında durdurdu. Ve şimdi Baron denemesi geliyor. Bu çok... Ve bunu alacaklar. Büyük ihtimal. Ya çok büyük bir hata olabilir bu. Ben alacaklarını düşünüyorum. Yani Lissandra'dan çok aksi bir hamle gelmezse Lissandra'nın ultisinin gelmesine hala birazcık zaman var çünkü. Kutuyu açtı bile oraya. Atom burada çalmayı başarabilecek mi? Ultiyi kullanamadı bile. Ve G2 ekibi Baron'u almayı başardı. Adrith'ten yine yanlış bir hamle. Adrith ne yapıyorsun? Hakikaten ne yapıyorsun? Türkiye'den sesleniyoruz Adrith. Yalnız G2'dan... G2 bütün agresifliği oyun boyunca cezalandırmasına rağmen bundan hiç vazgeçmedi ve bunu şimdi ödülünü alıyor. Ekstradan bir Baron almayı başardılar. Giants da yalnız geri dönerken Baron'u totemlemeyip orayı kontrol etmemenin cezasını görüyor. Bu kadar önde oldukları oyunda bir şans yine var. Agresif bir hamle bu arada. Aa, öldü. Yani tilt dediğimiz durum herhalde yavaş yavaş başladı diyebiliriz. Bu arada XPF'i trik yakalamayı başaracak. Ama Shen geliyor. Shen ultisi çok güzel geliyor. Ve takım arkadaşını koruduğu gibi XPF'in de bütün bekleme sürelerini almayı başardı. G2'dan Kikis. Ve orta koridordan şimdi hızla geliyorlar. Bu kuleyi çok rahat alacaklar muhtemelen. Kuşatma için iyi bir kompozisyonları yok. O yüzden yani bulduklarını en azından kullanmaları evet. gerekiyor. Bu Baron'a çok ihtiyacı vardı. Giants'ın aslında oyunun belli bir seviyesini önde geçtikten sonra mutlaka yapması gereken en kritik nokta bence şeydi. Rakibe Baron'u vermemek için kontrol etmediler. Çünkü kuşatma için çok kötü bir kompozisyon olduğundan dolayı G2 Baron'a inanılmaz ihtiyaçları vardı. Baron kontrolü çok ama çok önemli olacak. İşte bu ilk kötü savaşı G2'nun. Teker teker geliyorlar. Kalista geliyor. Kalista gelene kadar zaten savaşın yarısından çok bitmiş oluyor. İki kişi düşmüş oluyor. Kalista geldiğinde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama artık işten geçiyor. Bu arada Perks'ü müthiş takımın arasına atmış. Ben Perks vurkaçla içeri girdi sandım ki arka taraftan Kuo'nu attığı gibi hemen takip edip ses dalgasıyla da öldürmeyi başarmış. Sonrasında zaten Adrih toplamaya devam ediyor burayı. Emperor'a yani neden alamadı? Tekrardan bir bakmak istiyorum aslında o noktaya. Valkyrie'yi de kısa kullanmış bu arada. Yani evet. Valkyrie'nin menzili biraz daha uzun. Hem geç hem kısa kullanmış. Evet. Hop dikkatli olması lazım Adrih'in. Yani Baron olmadan bu takımın kuşatma yapmasına ihtimal yok zaten. Yani ikinci seviye kuleyi bile zar zor aldılar. Bir de inhibitor kulesi de değil yani. Perks'ün cehennem asası üzerine bu arada hiçlik değneğini de bitirdiğini hatırlatalım. Çok yüksek miktarda büyü direnci delme özelliğine sahip şu anda kendisi. Buz kraliçesinin hakkı da var. Evet. Bekleme süresinde iyice düşürmüş durumda. İonya çizmeleriyle birlikte. Ve 15 gerçek hasar veriyor. Evet. Buz kraliçesinin hakkı da yeni sezonun gözde eşyası. Hemen hemen bütün büyücüler alıyor. Fakat 6.2 yamasında biraz daha dengeleneceğini göreceğiz. Perks artık bu noktadan itibaren suikastçıdan ziyade birazcık daha dürtme taktiğiyle oynayacaktır. Yani vurkaçla içeri girdiğiniz gibi hemen Q yeteneğinizi taklitle beraber kullanıp çok yüksek miktarda hasar bırakabiliyorsunuz rakibin üzerine. Adrih zaten bunu anlayıp paketini boşa kullanmak durumunda kaldı. Yalnız şimdi takımsa yani kuşatma için çok zorlu bir yani çok kötü bir kompozisyon olsa da G2'nun takım savaşında avantaj G2'ye geçmiş oluyor. Çünkü Shen belli bir tanklık seviyesine ulaştı. Çok daha rakibi tutabilecektir. Yani kitle kontrolüne karşı, insanların özellikle kitle kontrolüne karşı. Giant cephesinde ise Braum dışında tank yok ki bir destek tank ne kadar tank olabilir? Gerçi Lee Sin de biraz işte yani ölü adamın zırhıyla ve sihir içenle biraz hafif bir tanklık yaratmış olsa yani da. Ama ölü adamın zırhından ziyade artık birisinin ordu kalkanı yapması gerekiyor o takımda. Ay G2'da daha da evet, fazla gerekiyor evet, aslında. Evet G2'da daha çok.
dediğin gibi. Hani baktığımızda Lisandro var, rakip takımda Ahri var. Korki çok yüksek miktarda artık büyü hasar veriyor. Ki otomatik saldırısının zaten yarısı artık büyü hasar verdiği gibi kritik vurursanız o da aynı şekilde kritik vuruyor büyü hasarı şeklinde. Yalnız bu takımın kuşatma yapma ihtimali yok ya. G2'nun gerçekten kuşatma yapma ihtimali yok. Yani. Trick bu arada bitirmiş. Bunu da hatırlatalım Ordu Kalkanı'na. Mesela Nişancı'da Emperor'daki 3. eşyane normalde pek görmek alışkın olmadığımız Seed için. Evet. Karşıda o kadar fazla büyü hasarı var ki çok da normal. Godfred bu arada yakalandı. Dikkatli olması gerekecek. LeBlanc'tan gelecek bir ulti. Taklit hemen onun işini bitirebilir. Yine bir... Pepe yakalandı ama takip evet. edemeyecekler. Diğer tarafta Shen ayrı ittirmeye çalışıyor ama Lissandra'ya karşı nasıl ittirebilir ki? Çok ilginç gerçekten. Kalista'dan yani... Sterak görebiliriz bu arada. Sterak görebiliriz. Tankımsı bir Kalista dizilimi yapabilir kendisi. Son dönemde zaten daha favori dizilimi olmaya başladı. Evet. Zaten bence Seer Chen'i de öncelikli olarak Momortius'un ağzına da çevirmeyi deneyebilir. Karşıdaki büyü hasarı düşününce çok da mantıklı bir tercih olur bu. Hem Momortius'un ağzı hem Sterak olursa da çok ciddi tanklaşır. Momortius'u şu anda yapıyor sanıyorum ki. İlginç olan gün ateşi pelerinin üzerine Shen'in bir de çelik zırh alması ki gerek yok ona ya. Bundan sonra tamamen büyü direncine gitse çok daha iyi ederdi. Yani Ordu Kalkanı yapsın bari hani pardon bu arada Trick'te var. Demir Soylar'ın vuruşunu yapmış. Ama şu aşamada özellikle Kikis için şey daha mantıklı. Ben şey dua. İşte dürtme LeBlanc'ı birazcık böyle oluyor. Trick Ayartan Öpücü'ye yakalandı ama onun da çok fazla büyü direnci olduğu için pek umursamıyor. Sen dürtme diyorsun o dürtme değil falan. Baya şey bıçakla böğrüne saplıyor yani. Dürtme falan değil o. Yani bir yerden sonra artık LeBlanc oyun tarzı böyle şekilleniyor diyebiliriz. Hani oyunun nispeten orta safhalarında belki bir çalıda beklemeyi düşünürken gereksiz niye böyle bir şey yaptı Godfred? Yani LeBlanc'ın ultisi olduğunu biliyor. Tamamen kendi ultisini şu anda boşa harcadı. Perks'ün çünkü kendi ultisi yaklaşık bir 10 saniye sonra tekrardan gelecek. Ya ultisi vardı bir süredir kullanmamıştı. Şu ultiyi bir kullanayım dedi. Bakalım Perk şimdi tutabilecek mi buraya? Önemli olan bu. Hemen Işınlan geliyor. Kikis tarafından Işınlan kullanılıyor. Bakalım kule altı girişim başarılı olacak mı? Perk sorunu uzaklaşmayı başaracak. Ama ve işte, iyi bir turnu kaybedecek. G2 ekibi burada. Kuşatma kompozisyonunun avantajı işte. Evet takım savaşı başlayacakmış gibi gözüküyor. İyi bir turn hala düşmedi. Şimdi düşüyor. İyi bir turn Perk. Bakalım kimse yakalamayı başarabilecek mi? Hayali zincir önce Adria'yı tuttu sonra Godfrey'i tuttu. Godfrey'i burada düşürmeyi başaracaklar ve bakalım verdikleri inhibitörün karşılığını alabilecekler mi? Agresif bir sıçrayla beraber oradan. 3 kişi birden düştü. Hayali zincirin hayali zincirden kaçmasını engelledi Adria'nın. Garanti aldı o pozisyonu. Vurkaç kullanılacak üzerine bakalım. Ayartın öpücük geliyor mu? İki oyuncunun da pardon XP'nin sıçrası duruyor. Bir outplay görebiliriz bu noktada. Perks kovalamaya devam ediyor XPP ama yaz kolay lokma olmayacaktı. Takımın geri kalanı Baron'da galiba bu şu arada. Şu anda ama evet yani rakip üste doğru ilerlemek durumunda kaldı XPP. Canını yenilemeye i̇şte devam Baron. Ediyor. Burada Baron düşecek. Diğer tarafta bakalım Ahri LeBlanc karşılaşması nasıl gidiyor? Ayartını buçuk tutmadı. XPP son bir otomatik saldırıyor orada. Düşecek. Ve Perks aradığı skoru bulmayı başardı. Gitgelli bir maç izliyoruz evet. Ama burada takım çok güzel bir oyundu. Perks birebire gittikten sonra takımın geri kalanı Baron'a gitti. İşte burada kritik nokta kuşatma konusunda Giants inanılmaz. Takım savaşı konusunda ise G2. Emperor'ın hamlesi aslında bir noktada maçı bitirmiş diyebiliriz. Daha doğrusu Emperor ultisiyle Thresh'i çektiği gibi Thresh 3 kişiyi havaya fırlatmayı başarmış. Sonrasında Perks'ün isabet eden hayali zincirleri arka arkaya Adrich ve Godfrey'i avladıktan sonra burada da hayaletle beraber XPP'yi yavaşlatıp
uzun süren bir kovalamacadan sonra onu da düşürmeyi başarmıştı. Perks'ün artık Zonya'sı da var. Bu nasıl bir hasar ya? Bu nasıl bir hasar ya? Bu nasıl bir hasar yani? Perks'ün hasarı çok çok can yakıyor. Şu anda bir şer mührü, taklit, hayali zincir kombosuyla beraber yani vurkaca ihtiyaç duymadan birisini tekleme potansiyeli var. Özellikle Lissandra'yı mesela çok rahat bir biçimde avlayabilir. Lissandra'nın çünkü dikkat edecek olursak üzerinde büyü direnci namına hiçbir şey yok. Yalnız Giants bu kompozisyonu o kadar yanlış oynadı ki. Çok iyi kuşatma yapıp rakibe baron vermemeleri lazım. Yani bütün bunun üzerine kurmaları lazım. İkinci defadır baron veriyorlar çünkü. Ooo işte al Lissandra'nın başına neler geldi gördün. Sen Lissandra diyordun. Lissandra'yı büyü direnci olmadığı için direkt yani QR kombosuyla avlamayı başardı rakibine. Adrien üzerinde paket var bu arada. Onu etkili bir şekilde kullanırsa Valkyrie'yi etkili kullanırsa rakibin canını oldukça yakabilir. Kikis geliyor. Adrien bir şey denemek istiyor. Onu gördüm diyebilirim yani. Böyle rakibin arkasına doğru bir paket kullanmak istiyormuş gibi gözüküyor şu an. Ya G2'nin yani kuşatma kompozisyonu o kadar kötü ki inhibitöre bile gidemediler evet. Ya. Ama gerçekten çok yani hakikaten şaşırtıcı. Bu kadar net bir belirgin farklılıklar varken yani bir taraf kuşatmada çok iyiyken bir taraf takım savaşında çok iyiyken Giant sürekli kompozisyonu yanlış oynuyor. Sürekli yanlış oynuyor hem de. G2 da bu arada aradaki altın farkını 6000'e kadar çıkardı. Giant sürekli öndeydi. Hep kendi hata, daha doğrusu yanlışları diyelim. Hatayla yanlış arasında fark var. Yanlış oynamanın bedelini ödüyorlar. Giants'ın kompozisyonuna bakacak olursak bu arada arka taraftan Adrien'in kapattığını görebiliyoruz. Kikis oldukça tank ama bu arada Valkyrie'nin tekrar geleceğini hatırlatmak lazım. Tekme geliyor orada. Nereye gidiyorsun Kikis diyor Ku. Ve iki kişiye tutsa bile burada ya kışkırtma. Ne tankmış be. Hadi bakalım. Rakibini oyalamaya devam ediyor. Diğer tarafta inhibitörünü kaybettiğini görebiliyoruz. Giants ekibinin bir orada kışkırtma daha geldi. Ama şu anda Kikis yapması gerekeni yaptı zaten. Yeterince oyaladı rakibi. Gölge sıçrayışını kullanıp rakibi oyalamayı başardı orada Kikis. Ben şimdi dua gerekli demiştik. Onu da yapmış zaten evet. Bu arada. Giants'ın kompozisyonuna bakacak olursak şöyle bir şey aslında göze çarpıyor. Böyle takım savaşı başlatma kompozisyonuna benziyor. Hani Lissandra var, Brown var, Lee Sin var. Ahri birini yakalayabilir ama yapmaları gereken bu değil aslında. Değil. Rakibe bakıyoruz. Kuşatmaları şöyle, çok iyi yanıt verecek bir kompozisyon değil. Yapılması gereken nispeten kuşatmayı yapıp sonra bu takım savaşı başlatma yeteneklerini disengage için yani kaçmak için evet. Kullanmaları gerekiyor. 5'e 5 değil 2'ye 2 veya 1'e 1 yakalamaları lazım. Evet. Şeyde. X-Pep'i bu arada yakalandı. Bakalım oradan çıkabilecek mi? Emperor kovalamaya devam ediyor. Ve hibride oyun yakalarım belki oyun diye bitebilir. İçeri girdi. Atom'u da anında eritmeyi başardılar. Ve dediğin gibi oyunun son dakikalarına giriş yapıyoruz sanıyorum ki. Hayali zincir kimseye tutmadı orada. Godfrey ve Adri kaçmaya çalışıyorlar ama. Koza tuttu. Godfrey'i düşürmeyi başaracaklar. Ölüm sürelerine bakıyorum. 40 saniyelik ölüm süreleri var. 3 kişinin üzerinde. Oyun biter. Ama minyon gelmesi. Yok, minyona gerek yok. Kikis var çünkü burada. Kikis tanklamaya devam ediyor. Yetmeyecek ama. Minyon dalgası yeni geldi. Ölüm süreleri... Perks bu arada anında eritmeyi başardı orada Adrih'i. Ve Ku'yu da yakalamayı başardılar. Minyonlar da geliyor. Ve günün ilk maçında G2 ekibi sürekli ileri geri giden bu mücadeleyi kazanıp sezona 3-0 başlıyor. Giants'ta süper bir kuşatma kompozisyonu kurup bu nasıl yanlış oynanır, nasıl kendi ayağından vurulur dersi verdi adeta. Maçın çok büyük bölümünü önde götürdüler. Yakalama kompozisyonları yani savaş başlatma kompozisyonları aradan çok güzel birilerini çıkardılar. Rakip kuleyi düşürdüler, rakip inhibitörü almak üzerelerdi. Fakat takım savaşından çıkmaları gerektiğini, takım savaşı yapmamaları gerektiğini unutup, rakibin baron dışında hiçbir şekilde kuleyi kuşatamayacaklarını unutup, iki kere baron vererek açıkçası G2'ya kapıyı araladılar. G2 de o kapıyı kırıp girdi.
Yani iki takım da ama bu maçtan çok tatmin olmamıştır diye düşünüyorum. Zaten yani Giants yenildi, onlar niye tatmin olsun? Diğer tarafta G2 Esports kazanmalarına rağmen çok ikna edici bir galibiyet değildi. Şöyle, nispeten lige 0-2 başlayan Giants'a karşı oldukça zorlandılar aslında. Bir kere her şeyden önce şu kompozisyonu kurduktan sonra bir daha oturup düşünsünler. Biraz daha akıllı oynayan bir takım bu kompozisyona hiç kule falan vermez. Yani bu kadar kuşatma özürlü bir kompozisyon, bu kadar minyon dalgası temizleme konusunda sorunlu bir kompozisyonun başarılı olması gerçekten çok zor. Yani biraz daha yapılabilecek seçimler minyon temizlemeye odaklı. En azından oradan da birazcık kuvvetli birkaç şampiyon tercih etse kazanmaları daha kolay olabilirdi diye düşünüyorum ben de. Zaten kazanmalarına rağmen en azından biraz daha pürüzsüz bir şekilde galibiyete ulaşabilirdi G2 Esports ekibi. Onların da Young Buck koçluğunda oynamaya devam ettiğini, eski Copenhagen Wolves üst koridor oyuncusu Young Buck'ın koçluğunda devam ettiğini hatırlatalım. Günün